videoda Sigma motor koruma şalterlerine kısaca bir göz atacağız. Ardından yardım kontak bloğu ve uzaktan açtırma bobin bloklarının montajını yaparak testlerini gerçekleştireceğiz. Sigma motor koruma şalterleri SMK25 ve SMK80 iki farklı gövdede bana 0.02 kW'dan 40 kW'a kadar motor koruma çözümleri sunmaktadır. Motor koruma şalterimizle birlikte kullanabileceğimiz aksesuarlar şunlar. Motor koruma şalterimizin sol tarafına yardımcı kontak blokları ekleyebiliriz. Burada iki farklı tipte bana yardımcı kontak bloğu çözümü sunmakta. İki normalde açık kontak ya da bir normalde açık, bir normalde kapalı kontak olacak şekilde. Birden fazla sol tarafına yardımcı kontak bloğu ekleyebiliyoruz. Yardımcı kontak bloğu fazla yer kaplamasın, ben motor koruma şalterinin üzerine bu yardımcı kontak bloğunu eklemek istiyorum derseniz de yukarıdaki bağlantı klemenslerin hemen altındaki kapağı kaldırarak buraya da üstten eklemeli yardımcı kontak bloğu eklemeniz mümkün. Motor koruma şalterimin sağ tarafında açtırma blokları bulunmakta. Yine iki farklı tipte açtırma bobin gruplarım var. Bunlardan bir tanesi 380 volt gerilim için yapılmış düşük gerilim bobini. Bir diğeri ise 220 volt, 230 volt uzaktan açtırma bobinim. Motor koruma şalterinin çıkışına bağlı olan kontaktörler için bir adet geçiş konnektörü bulunmakta. Yine pano içerisinde değil de pano dışında kullanmak istiyorsanız da yine motor koruma şalterimiz için muhafaza kutusu mevcut. Motor koruma şalterimize yakından bakalım. Önce bir dikkati çekenler için söyleyeyim. Burada normalde aldığınızda klemenslerle gelecek bağlantıları. Fakat biz burada kumanda deney setinde kullandığımız için onların yerine bor vidaları taktık. Yukarıda termik ayarını yapacağım. Ve yetkisiz kişilerin erişimini engellemek için veya gereksiz erişimleri engellemek için plastik bir kapak konmuş. Onun altında termik ayar mekanizmam bulunmakta. Termik ayar mekanizmanın üzerindeki oku siz ayarlamak istediğiniz akım değerine doğru çevirerek termik ayarını yapabiliyorsunuz. Alt kısımda ise mekanizmayı test ettiğim, yani motor koruma şalterimin mekanizmasının çalışıp çalışmadığını test ettiğim bir test alanı var. Start kısmını aldıktan sonra, yani start butonuna bastıktan sonra burada içerisindeki parçayı, test mekanizmasının içerisindeki parçayı ok yönünde ittirdiğinizde benim motor koruma şalterim, dikkat edecek olursanız, sıfıra düştü. Motor koruma şalterimin sıfıra aldığımda, eğer bir bakım sırasında ben bunu sıfıra aldıysam ve tekrar enerji verilmesini istemiyorsam, güvenlik için buraya asma kilit takabileceğim start butonunun üzerinde bir delik var. Bu deliğe ben eğer asma kilit takacak olursam yetkisiz kişilerin enerji vermesini engellemiş oluyorum. Şimdi yardımcı kontak bloğunun montajıyla başlayalım. Yardımcı kontak bloğum benim motor koruma şalterimin sol kısmına takılıyor ve hareketli mekanizmadan buradan kontaklar hareket alıyor. Başlamadan önce sıfır konumunu alıyorum motor koruma şalterini. Normalde montajda herhangi bir sıkıntı yok ama şu kısmı açıklayarak başlayayım. Burada başlarken montaja hareket alan mekanizmayı yukarı doğru ittirmeniz lazım. Yukarı doğru ittirdikten sonra biraz sonra gördüğünüz montajını yapacağım. Montaj sırasında burada paletli bir pin var. Bu paletli pin motor koruma şalteri gövdesine dokunduğunda hareket mekanizmasını serbest bırakıyor. Gördüğünüz gibi. Ve buradaki yuvaya tam olarak oturmasını sağlıyor. Sıfır konumunu aldım. Sıfır konumunu aldıktan sonra buradaki hareket mekanizmasını yukarı çektim. Biri hareketli mandallı, diğeri sabit olan iki tırnak var. Önce sabit tırnağı oturtturdum. Daha sonra motor koruma şalterime doğru yardımcı kontak bloğunu çevirdim. Yuvaya girdi. Girdikten sonra buradaki mandallı tırnağı kaldırdım ve gövdeye doğru ittim. Montajı bu kadar. Yine çıkartmak isterseniz de sıfır konumunu alacaksınız. Stop konumunu alacaksınız. Önce buradaki mandalı kaldırdıktan sonra mekanizmayı ayırabiliyorsunuz. Yardım kontak bloğunu ayırabiliyorsunuz. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey bu kısmın yukarıda montajına başlamanız. Şimdi açtırma bobin montajını, açtırma bobin bloklarının montajını yapalım. Burada düşük gerilim bobiniyle açtırma yapabilirsiniz ya da uzaktan açtırma bobiniyle burada açtırma yapabilirsiniz. Peki arasındaki fark ne? Arasındaki fark şu.
Düşük gerilim bobininde gerilim olmadığında ya da gerilim belli bir seviyenin altına düştüğünde motor koruma şalterimi sıfıra getirir. Uzaktan aşırma bobininde ise bu bobine enerji verdiğinizde motor koruma şalterimi uzaktan aşırma yaparsınız. Mekanizmalarına dikkat edin. Şu uzaktan aşırma bobininin mekanizması yukarıda. Bu da düşük gerilim bobininin mekanizması aşağıda. Uzaktan aşırma bobinine siz enerji verdiğinizde şu mekanizma aşağı doğru hareket etmekte ve aşırma vermekte. Burada mekanizma ise aşağıda, enerji verdiğimde bu mekanizmayı yukarı çekiyor. Enerji kestiğimde aşağı düşüyor ve aştırma yapıyor. Bunun anlamı şu. Düşük gerilim bobinine siz enerji vermediğiniz sürece bu mekanizma aşağıda kalacaktır. Ve aşağıda kaldığı için de biraz sonra devre üzerinde göreceksiniz. Motor koruma şalterimi kuramayacaksınız. Ama ilk montaj sırasında önemli değil. Daha sonraki çalışma için geçerli bu söylediğim. Yine burada tek tarafında sabit, tek tarafında mandallı tırnaklar var. Fark etmez, iki bobinin de montajı aynı. Düşük gerilim bobininin montajını yapalım. Önce sabit tırnakları oturtturalım. Sabit tırnakları oturtturduktan sonra gövdeye doğru itiyorum. Bloğu ve mandallı tırnağı da yerine oturtturuyorum. Yine sökerken de aynı şey söz konusu. Mandallı tırnağı aldım ve çıkarttım. Şimdi bunların testlerini gerçekleştirelim. Kırmızı gözden ben motor koruma şalterimin yardımcı kontak bloğunun 43-44 nolu normalde açık kontaklarına bağlı ve ben motor koruma şalterini start 1 konumuna getirdiğimde bu kontaklar kapanarak kırmızı gözlambamın yanmasını sağlıyor. Motor koruma şalterimin çıkışına 7 amper akım çeken bir faz yük bağladım ve bu akımın tüm kontaklardan geçmesi için kontakları birbirine seri bağladım. Enerjiyi verdiğimde motor koruma şalterinin manyetik açması devreye giriyor ve anında motor koruma şalterimi sıfıra düşürüyor. Bu ara yardımcı kontak bloklarındaki kontaklar açıldığı için de kırmızı gözlambam söndü. Uzaktan aştırma bobinime bir start butonu üzerinden enerji verdiğimde motor koruma şalterimi sıfıra düşürdü ve bu ara yardımcı kontak bloğundaki kontaklar açıldığı için de kırmızı gözlambam söndü. Düşük gerilim bobinine bir stop butonu üzerinden enerji veriyorum. Eğer stop butonuna basacak olursam düşük gerilim bobinimin enerjisi kesilecek ve motor koruma şalterimi sıfıra düşürecek. Bu ara yardımcı kontak bloğun normalde açık kontaklarına bağlı olan kırmızı gözlambam da söndü. Burada bir uyarıda bulunmak istiyorum. Düşük gerilim bobininin enerjisi kesik olduğu sürece siz motor koruma şalterini bir konumuna getiremezsiniz. Burada elim stop butonunun üzerine basılı ve bu durumda ben motor koruma şalterini bir konumuna getiremiyorum.